Çünkü insanın öyle mertebesi var ki en madeniyat mertebesinden âlâ illiyene kadar çıkan bir mertebesi var. İnsan bu mertebeler içerisinde gidip geliyor. Ama kim sağlam ayaklarıyla basar da yukarıya doğru çıkarsa, çıktığı yerde kalabilirse ne mutlu. Çünkü yukarıya çıktıkça biraz işler zorlaşıyor, kayganlaşıyor zemin. Oradan aşağıya düşmek de çok kolay bir iş. Kim ki bu hakikatleri, bu işleri hakkıyla idrak etti, kim ki bunları lafzi anlayarak geldi, lafzi anlayan orada tutunamaz kayar. Ama hakikatini idrak edenler oraya sabit kadem basarlar ve kaymazlar. Burası da tehlikeli bir yerdir. Yine bak, hay, alim, kadir, mürid, semi, basir, mütekellim, diri, bilen, güçlü, dileyen, işiten, gören, konuşan sıfatları onundur hepsi. Ama bu sıfatlar aynı zamanda bizim de. Şöyle dersek, biz onun ortağıyız. Yani müşterek kullanıyoruz bu sıfatları. O zaman Cenab-ı Hakk'ın şirke tahammülü yok. O zaman birinin birinin ortadan kalkması lazım. Ya senin hayalindeki Allah mevhumu kalkacak veyahut sen kalkacaksın. Senin varlığın kalkacak. Hayalindeki mevhum kalkacak, gerçek Allah'ı kendinde bulacak. Veya sen kendini de oradan kaldırıp hak orada mevcut olacak. Çünkü burada ikiliğe yer yok. Ama bunlar sende de var. Bunların sende oluşu bir gerçektir, hakikattir. Böyle olunca onların hangisini senden ayırıp atabilirsin ki? Yani bu sıfatların hepsi Hakk'ın sıfatlarıdır. Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi, basar ve diğer bütün esma-i ilahiye hepsi sende mevcut. İşte o tablodaki şeyler gibi, manavın önündeki tablodaki numuneler gibi hepsi mevcut. Ama biraz derinine, derununa gittiğin zaman, dükkanın içine girdiğin zaman, depoya, onların çoğu şuvallarla, sandıklarla, kamyonlarla, tırlarla dolu. İşte sen Cenab-ı Hakk'ın bir numunesisin bu şekilde. Ama kendini bildiğin zaman, bilmediğin zaman yine ondan ayrı değilsin, ama senin gafletin seni ayrı olarak sana öyle belirtiyor. Bu da çok zor bir iş. Yani zor derken, acayip bir iş. Kendi varlığının cebi para dolu, aç gezen kimseye benzer. Yani binlerce evi olup da açıkta kalan, evim yok diye açıkta kalan kimseye benzer. Hakikat kapısında asılı olan heva ve heves kilidini kırmak gerekiyor. Kıracağım. Bunların sende oluşu bir gerçektir, hakikattir. Böyle olunca onların hangisini senden ayırıp atabilirsin? Yapamazsın, çünkü elinde değildir. Zaten bunları üstünden atamazsın. Zira onlar Yüce Allah'ın sıfatlarıdır. Bir suretidir ki seni o sureti üzere yaratmasıdır. İşte bak, bütün sendeki varlıklar Allah'ın birer varlıkları, suretleridir. İşte bu sıfatlarının sureti üzere seni halketir. Yani gelişimizdeki gaye de bu değil mi? Gaye de bu zaten tabii. Hakkın kendimizi, hakikatini ortaya çıkarmak. Seni güzel sıfatlarıyla süslemiştir, yüce isimleriyle seni yüceltmiştir. Hele bir seyreyle. O haydır, diridir, sen de dirisin. Hayat. Değil mi? Bak şimdi, o haydır. Bütün alem onun hayatıyla mevcut, hay esmasıyla mevcut. Sen de dirisin, sende de bir hayat var. O alimdir, bilendir, sen de bilirsin. Ama onun kadar bilemezsin, ayrı. Ama bilirsin. Ağaç gibi yerine kakılı durmazsın. Geçmişi bilirsin, geleceği bilirsin. Aleykümselam. Şey de olarak da olsa, mücmel de olsa, yani küçük küçük de olsa, az bir şey de olsa, ama bilirsin. Ya. Eğer o yolda yürüyorsan bilgini arttırırsın, ona ulaşırsın. Aklı külle irtibat kurduğun zaman senin aklın da küçümsenecek bir akıl olmaz. Ayrıca o mürittir, diler ister, sen de dilersin istersin. Bak, mürit dediğimiz zaman biz dervişe deriz mürit. İşte genelde dervişlerin bir ismi de mürittir. Ama mürit anladığımız manada öyle basit bir kelime değil. Mürit irade sahibi demek, irade eden demek.
Mürit de irade eden, irade edici manasındadır. Neyi irade ediyor? Ben hak yolunda gideceğim. Ne tür zorluklar çıkarsa çıksın karşıma. Nefsime devireceğim, nefsimi tekme atıp irademle bak, nefsime tekme atıp hakkın yolunda yürüyeceğim iradesini ortaya getirmektir. Müritlik, mürit demek. Bak Cenab-ı Hakk'ın da bir ismi mürit. Bak derviş de olsan hakkın sıfatı senin üstünde gene, irade sıfatı üstünde. Mürittir, diler, ister, sen de dilersin, istersin. O kadirdir, güçlüdür, senin de gücün var. Değil mi? Bak, kendi kendine kalkmıyor. Kaldırdım, az da olsa, küçük de olsa bir gücüm var. Ama bazıların gücü daha fazladır, daha fazladır. Ama her ne olursa olsun bir gücüm var. Kaldırma gücüm var, yapma gücüm var, bir şeyi bir yerlere ulaştırma gücüm var, imkanım var. O semidir, işitir, sen de işitirsin. O basirdir, görür, sen de görürsün. O zattır, kendi başınadır, benzeri yoktur. Sen de kendi başınasın, esasta bir benzerin yoktur. Kimi tarif ediyor bu ya? Şimdi buraya da ben mi onun aynasıyım, sen mi? İşte biraz karışıyor işte. Kimi tarif ediyor burada? O camidir, toplayıcı bir vasıf taşır, sen de öylesin. Değil mi? Camidir, toplayıcıdır, sen de öylesin. Her şey sende saklı, derli topludur. O mevcuttur, vardır, sen de varsın. O rububiyet sahibidir, besler, büyütür, sen de öyle değil misin? Evet. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Küllüküm ra, küllüküm mes'ulün diyor Efendimiz. Hani hepiniz çobansınız ve sürülerinizden mes'ulsünüz diyor. Mealine gelen hadis-i şerif bu manayı teyit etmiyor. O kıdem sahibidir, evveli yoktur. Sen de öylesin. Batının itibariyle. Ezelden beri onun ilminde mevcutsun. İlmi ise ondan hiç ayrılmadı. O vardır, ilmi de o vardı, ilmi de vardı. İlim onundur. İlim onun ayrılmaz bir vasfıdır. Yani ilmi ilahisinde sen mevcuttun. O vardı, ilmi de vardı. Sen de o ilminde mevcuttun. İşte senin ben 40 yaşındayım, 30 yaşındayım, 50 yaşındayım dediğin senin kendi gerçek yaşın değil, dünyada görüntüye geldiğin yaşındır. Bu et kemik yaşıdır, elbisenin yaşıdır. Aslında senin ne yaşın var ne başın var. Hani yaşını başına almış derler ya. Ne sonun var ne evvelin var. Hakikatin itibariyle, ve nefahtü itibariyle. Bak ve nefahtü ile senin yaşın eşit. Onun senelerini de ölçmek mümkün değil, hesap etmek mümkün değil. Ve nefahtü fî min ruhi dedi ya, işte orada senin yaşın başlıyor. Evet. Bu makamda müşahede gözünü kullan. Bak, müşahede gözünü kullan dedi. Et kemik, et yağ tabakasını kullan demiyor. Rüyada nasıl gözünü kapadığın halde bir sürü şeyler görüyorsun. İşte bu bir bakıma bunu misal olarak veriyor. Bu da değil aslında ama müşahede gözü, ilim gözü demek. Ariflik gözü, irfaniyet gözü demek. Demek ki müşahede ehli ol. Ha, müşahede ehli, irfan ehlidir. Ama İslamiyet'in ilk şartı bu değil mi? Eşhedü en la, bak görüyorum ki, müşahede ediyorum ki ondan başka ilah yoktur, Allah yoktur. Ve yine görüyorum ki Hazreti Resulullah onun peygamberidir. Bak müşahedeye dayanıyor. Lafza, kelama dayanmıyor. Bu makamda müşahede gücünü kullan, düşün, gör. O ne izafe ediyorsa sana da aynısı oluyor. Sana ne izafe ediliyorsa ona da aynısı oluyor. Yani bir
yerde bir kitapta yazılıyor veya bir kişi Allah şöyledir böyledir diye ona izafe ediliyor ya, aynı şey sana da izafe ediliyor demektir. Çünkü onun varlığında sen varsın. Eğer bir şey sana izafe ediliyorsa ona izafe ediliyor demektir. Aynısı ona da izafe ediliyor. Çünkü senle onun arasında fark yok. Fark, bir çember düşün. Bu çemberin ne başı var ne sonu. Sen kendini oraya noktaladığın zaman işte fark senden var. Öncesi var, evveli var. Sonrası var, evveli var. Sen kendini orada bir varlık meydana getiriyorsun. Başlangıç ve son netice. Noktayı kaldırdığın zaman benlik noktasının bir şey kalmıyor ortada. Ne var ki sonradan durum değişti. O zatını izzet ve kibriya perdesine sardı, tekleşti. Yani tenzihe geçti. Bak ne kadar güzel. Zatını izzet ve kibriya perdesine sardı. Yani biz onu hep izzetiyle, kibriyasıyla tanıdık. Tenzih mertebesi. O yücedir, o şöyledir, o onu yapmaz, bunu yapmaz diye. Sanki biz kendimizi onun yerine koymuşuz gibi onun namına karar verir hale geldik. Neden? Çünkü kendini perdeledi. Konuşma söz hakkı bize düştü güya. Öyle zannettik yani. Hani o Lübbü Lübbü'nün başında da var ya, cennet ehli cennete gittiği zaman Cenab-ı Hak onlara azamet ve kibriya perdesini kaldırarak, cemalinden ve kemalinden azamet ve kibriya perdesini kaldırarak ene rabbukum, ben sizin Rabbınım diyecek. Cennet ehli hayır diyecekler. İşte bak bu perde iyi, ondan bahsediyor o da. Peki perde ne yapıyorsun? Efendim? Oradaki perde ne? Tanrı babasında bir sebep ne? İşte tenzih itibariyle, sadece tenzih ile tanıdıklarından, teşbih mertebesiyle Cenab-ı Hakk'ı bilemediklerinden, o da teşbih mertebesinden, bak kibriya perdesini açarak, yani tenezzül mertebesinden kendilerine, yani alt mertebelerden yani kendisine. Yani o kaldıklarından ötürü. Yok. O değil. 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 Kaldıklarından ötürü. Ya bir bakıma da öyle tabii, bir bakıma da öyle. Cenab-ı Hak onlara herhangi bir mahlukat şekliyle tenezzül ettiğinden, yani zuhur ettiğinden, göründüğünden, onlar da tenzih mertebesi, azamet ve kibriya yönüyle, yani yücelikler yönüyle sadece onu idrak ettiklerinden, o mahlukat şekliyle zuhurunu kabul etmeyecekler. Düşünemeyecekler. Düşünemeyecekler. Öyle bir ilgileri, bilgileri yok çünkü. Yani yakıştıramayacaklar. İşte bu da cehillerinden olacak onu. Eğer o mahlukata ayrı bir vücut verilmiş olsa, yani tenzih ettikleri o şeye o zaman bir mabutluk vermiş olmaları lazım. Yani hakkın dışında bir varlık kabul etmeleri lazım. O zaman da ona mabutluk vermiş olmaları gerekiyor. Bu da böyle bir şey olmayacağına göre, neyse sonra bunu teke tek daha sonra konuşuruz. O zatını izzet ve kibriya perdesine sardı ve tekleşti. Yani senden kendini ayırdı, sana sen dedi, kendine de ben dedi. Ama bu sonradan oldu diyor. Sana da zillet ve acizlikle kalmak düştü. Sana da zillet ve meskenet düştü. Ki kula bu yaraşır zaten. İşte bu şeriat ve tarikat mertebesinin hukuku böylece meydana gelmiş oldu diyor. Önce aranızdaki nispet tamdı, sahihti ama burada o nispet kesildi, görünmez oldu. Yani Cenab-ı Hak diyelim cennette Adem Aleyhisselam'ı var ettiğinde orada tam birlikteydiler. Ama dünyaya indirildikleri zaman zillet ve meskenet vuruldu insanın üstüne. Kendisi de aziz ve mütekebbir ismiyle, azamet ve kibriyasıyla kaldı. Ve böylece ikileşmiş oldu diyor bak. Zillet tek zat. Zillet, zelil olmak. Zelil, rezil, rüsvay olmak gibi. Bayağı işler, basitlik yapmak gibi. Bu anlattıklarını dinledikten sonra o zata şöyle dedim. Hani gayb erenlerinden bir zat görmüştü daha evvelki derslerde.
geçmişti. O zat ona bunları böyle anlatıyormuş, söylüyormuş. Evet. Sonra o zat bana dedi ki, önce beni yaklaştırdın, sonra uzağa attın. Önce özünü meydana çıkardın, sonra onu kabukla kapadın diyor. Hani demin sen olsun, o sen dedi ya, bak şimdi de ayırdı, ikiye attın diyor, niye böyle yaptın diyor. Ya. Bunun üzerine şu cevabı verdi. Onu bir hükme bağladım ki ilahi hikmet kanunu öyle icap ediyordu. Yani avam halka bunu anlatmak için böylesi gerekiyordu. Ama hasül haslara da öylesi gerekiyor. Örtücü olmak gerekiyor. İrfan ehline böyle soyunmak gerekiyordu. Ama avam halka da giyinmek gerekiyordu. İşte o zaman o azamet ve kibriya libasını giydirdi. Halkına da zillet ve meskenet libasını giydirdi. Ki bunların arası ayrılmış olsun. Kim ki bu iki libası birbiriyle mezeder, birleştirirse işte o Rabbuna ulaşmış olur. Onu beşer idraki terazisinin tartabileceği yoldan aldım. Ta ki onu alıp yemek uzağa da yakına da kolay gele. Yani bu mertebeden anlattım ki daha kolay anlaşılsın diye. Bu yola alınana da uzak tutulana da onu tahsil etmek nasibi kolay yoldan ola. Yani daha evvelki anlattıkları hakikat ve marifet mertebesindendi. Sonra anlattıkları şeriat ve tarikat mertebesindendi. Daha hafifleştirilerek, daha kolaylaştırılarak. Gelin biraz daha yoruldum. Tekrar o zattan istedim, ne olur o safi şarabından bana biraz daha içir. Hangisi o? Vesekahum rabbuhum şaraben tahura. O temiz, pak şaraptan bana içir. Şurp, şerbet, şarap dendiği zaman bizi sarhoş eden angur suyu değil demiş ya, hani aşık sarhoş, angur üzüm. Bizi sarhoş eden üzüm suyu değildir demiş. Bizi sarhoş eden hak, marifetullah ilmi demiş. Ne olur o safi şarabından bana biraz daha içir. Yani bu muhabbetullah'tan bana biraz daha içir. Önce içirdiğin güzel şarabın tadından daha tatlısını tattır. Yani varlık elbisesini üzerinden soyduğun, onu biraz daha soy, biraz daha güzelliklerini ortaya getir diyor. Bu isteğim üzerine şöyle anlattı. Ben mavi kubbe altındaydım. Orada bir bilgini dinledim. Onun lakabına Anka deniyordu. Hani bir hadisi kutsi var ya, Hazreti Resulullah buyuruyor Cenab-ı Hakk'ın ağzından ya Cenab-ı Hak onun ağzından neyse, benim veli kullarım kubbelerimin altındadır. Onları benden başkası bilmez diyor. Ha işte bak, öyle bir kubbeden bahsediyor burada. Ben mavi kubbe altındaydım. Orada bir bilgini dinledim. Onun lakabına Anka deniyordu. Ondan hoşlandım. Geçtim, önüne oturdum. Anlatan bunları söylüyor tekrar. Yani ondan talepte bulundu ya, biraz daha biraz daha marifetullah bilgisinden. O zat bir ara sustu. O kadarını anlatıp durunca beni bir merak sardı. Hemen bu haberini bana daha açık anlatmanı dilerim. Hele ona ait izlerden bana sağlıkla anlat dedim. Başladı anlatmaya. O her bakımdan hakikate uygun münasipti. Bu hali ile dehşet ve hayret verici, şaşırtıcıydı. Bir kuştu ki çok keskin bakışları vardı. Bu haliyle onun 600 kanadı vardı, 1000 tane de sağlam kuyruğu vardı. Onun yanında haram olan mubah sayılırdı. İsmi de şu idi, Süffah oğlu Süffah. Kanatlarına güzel isimler yazılmıştı. Ba harfinin sureti başına işlenmişti. Elif göğsüne yazılmıştı. Cim alnına yazılmıştı. Bunlara girersek şimdi oradan çıkamayız, geçelim.
Ha gerdan kısmına yazılmış duruyordu. Baki kalan harfler ise saf saf iki gözü arasına işlenmişti. Bu kuşun belirli nişanları şöyleydi. Elinde bir mühür, pençesinde ise kesin emirlerin fermanı vardı. Onda bir nokta vardır, çözümü güç bir şeydir. Onun bir uçuş üstünlüğü vardı ki refreften daha ileridir. Misal veriyor burada. Misal teşbihle bazı hakikatleri anlatıyor. Bundan sonra tekrar sordum. O kuşun mahalli neresidir? Şu cevabı aldım. Vüs'at konağında, hayrın bulunduğu mekanda. Vüs'at ne demek? Vesiyeur kürsiyü semavat vel arz. Yani vüs'at vasi, genişlik konağında. Yani bütün bu alemleri saran bir konakta demek istiyor. Söylenen lafızlardaki ibareyi anladım. İşaretleri de çözüp fehmime yerleştirdim. Artık orası benim durağım olamazdı. Nereye? Daha yukarıya veya daha aşağıya. Atmosferde dolaşmaya başladım. Orada hayli mesafeler açtım. Mülkü de bıraktım. Meleki de. Meleki de olabilir. Hepsini geçtim. Yani melek, melekiyet, evet, mertebesini, hepsini geçtim. Devrim bu. Ankay-ı Mağrib namiyle yad edilen hayretengiz iş üzerinde idi. Ondan hiçbir haber alamadım. Onun izine hiçbir yerde rastlamadım. Sonunda isim bana bir delil oldu, bir de vasıf. İş bu isim, vasıf ikilisi ise beni bağlardan çözdü, resmiyeti arttırdı. Sıfatım falan kalmadı artık. Ne zaman ki sıfattan soyundum, kendimi zat semasında buldum. Artık oradaydım. İş bu isim, vasıf ikilisi ise beni bağlardan çözdü, resmiyeti attırdı. Sıfatım falan kalmadı artık. Yani bana ait şeyim kalmadı artık. Ne zaman ki sıfattan soyundum, kendimi zat semasında buldum, artık oradaydım. Hayret namiyle yad edilen denize daldım gittim. Bu denizde Nun adıyla söylenen balık benim kanatlarımı yuttu. Kanatsız kaldım ama yalnız bırakmadı. Aldı beni inci hazinesinden de üstün bir yerde yüzdürmeye başladı. İş böyle devam ederken o balık bana şöyle bir dokundu. Uçsuz bucaksız bir yere attı. Uçsuz bucaksız yayla gibi bir yerdi. Bir süre o yerde kaldım. Bu süre içinde ne görmem kaldı ne de işitmem. Artık bir şey göremiyorum, göremiyor ve bir şey de duyamıyordum. Şimdi azıcık geriye gelelim tekrar. Ne zaman ki sıfattan soyundum, kendimi zat semasında buldum. Artık oradaydım. Bu hangi mertebeyi anlatıyor? Hakikat marifet mertebesi. Ne zaman ki sıfattan soyundum, yani kendinde bulunan bütün sıfatlardan soyundum. Çünkü sıfatlar zatına perdedir. Sıfatlardan soyunmayınca zatına ulaşma mümkün değil. Fiillerden soyunmayınca esmaya ulaşmak mümkün değil. Çünkü fiiller esmanın perdesi. Esmalardan soyunmayınca sıfatlara ulaşma mümkün değil. Çünkü esmalar da sıfatların perdesi. Sıfattan soyunmayınca zatına ulaşma mümkün değil. Çünkü sıfatlar zatının perdesi. İşte soyunduğun zaman perde ortadan kalkınca kendisini zat semasında buluyor. Yani hiçbir ne vasfın, ne varlığın, ne hayatın, ne ilmin, ne iraden, ne bir şeyin, ne bir şeyin. İşte zat-ı mutlak, yani tam tenzih mertebesi işte. Orada hiçbir şey kalmıyor. Bu hiçlik haline gelinceye kadar çalışman gerekiyor zaten işte. Ve burası hayret makamı. Hani dualarda okuyoruz ya, Rabbi zidni tahayyur fi zatike.
zatındaki hayretimi arttır. Bak işte bu makamın ifadesi. Aslında bu makamı her makamda bulman da mümkün. Ayrıca yani bütün makamları ihata ettikten sonra hayret makamını her makamda bulman mümkün. Çünkü daha evvelce senin sıfat dediğin, esma dediğin, efal dediğin makamlar da aslında zat makamından başka bir makam değil. Bunu idrak ettiğin zaman her makamda hayretin olur ve artar. Hayret namiyle yad edilen denize daldım gittim. İşte oraya öyle bir sonsuz bir denize dalar ki insan sanki denize, deryaya, okyanusa, okyanusun ortasına cumburulup atlamış gibi. Bütün bu alemlerde ne yeri görürsün ne göğü görürsün. Bir sen şuur olarak kendini idrak edersin sadece. Ben bir varlığım diye sadece. Hayrette kalmıyor. Hayrette kalmıyor. Hayreti de bırakırsan o zaman kendini de şuur edemezsin. Hayret içerisinde kendini şuur edeceksin. Bu hayret bütün şuurların en üstünde olan, yani en kemalde olan bir idrak halidir. İşte bu o hayretle sonsuz fezada yuvarlandığını düşün. Bu onun da üstünde bir hadise. Nihayet fezada bir varlık. Namiyle yad edilen denize daldım gittim. Bu denizde Nun adıyla söylenen balık benim kanatlarımı yuttu. Zünnun diyorlar hani Yunus Aleyhisselam'ın bir ismi de Zünnun, Nun sahibi. Nun demek Allah'ın kudretinin ortaya çıktığı mahal. Nun, nuru ilahiye dönüştüğünde onun kudreti ortaya çıkar denir. Nun'un nuru yani kudreti ilahiyesi ortaya çıktığı zaman. Nun vel kalem ve ma yesturun diyor ya, işte buradaki gücü Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kuvvetini anlatıyor. Tefsirleri açtığın zaman Nun'u mürekkep hokkası, kalemi de divit o yazıcı, ve ma yesturun da satırları, yani eline bir kağıt almışsın, yazmışsın. Bunun mürekkebi Nun, yazıcısı kalemi de işte o divit yahut kurşun kalem neyse. Yazılan yapraklarda işte yesturun, satırlar diye izah ederler tefsirde. Tabii o da doğrudur şeriat mertebesi itibariyle. Ama hakikat mertebesi itibariyle o sayfalarla, yapraklarla bunun hiç ilgisi yok. Mürekkep hokkası dediği ilahi ilim, ilahi bilgi. O bilginin içerisinde toplu olarak bütün mevcudat mevcut, bütün varlıklar mevcut. Kalem diye Nun ve kalem. Kalem diye söylediği şey Esma-i İlahiye'nin batın alemden zahir aleme koşuşması, tecellisi. Yani bak şimdi şu ışığın hüzmeler olarak bize geliyor değil mi? İşte ışığın kaynağından çıkıp hedefine varması, aradaki geçiş kalem, yazıcı yani. Hani radyoda dinliyoruz kısa dalga, orta dalga, uzun dalga diye o dalgalar, dalga boyutları kalem işte. O kalemler yazıyor. O dalgaların, o tecellilerin gelmesiyle bütün bu alemdeki varlıkların oluşması, yani o kalemlerle yazışmalar, sayfalar, yazılar dediğimiz şeyler bütün bu alem. Bütün bu alem yesturun, yani yazılan satırlar, yazılar. Evet. Hal diliyle, hal lisanıyla ağaç diye yazmış bak. Hem şeklini de ortaya koymuş. Hem yazmış hem şeklini koymuş. İşte bunu yazan o kalem. Yani Esma-i İlahiye'nin yeryüzünde ulaştığı yerler, noktalar. Kalem de Esma-i İlahiye aradaki bağlantıyı sağlayan. İşte o Nun dediği okka da ilmi ilahide bunların mürekkep terkip halinde, yani birlikte bulunması. O terkipleri ayırarak yeryüzüne varlıklar olarak getirmesi de kalem, hepsi yazılması da o mürekkebin içinde, ha, mevcut. İçinde mevcut. İşte mürekkep kutusu dedi o. Kanatlarını yuttu adı ile söylenen balık benim kanatlarımı yuttu. Ne demek bu? Yani Nun hakikati bana ulaşınca ben kendimde var zannettiğim sıfatlarım, esmalarım, kanatlarım onunmuş demek. Yuttu gitti, bende bir şey kalmadı. Böyle cas çavlak kaldım derler ya, çırılçıplak kaldım diyor.
kanatsız kaldım ama yalnız bırakmadı beni diyor. Yani sıfatlarımı aldı ama beni yalnız bırakmadı. İnci hazinesinden de üstün bir yerde yüzdürmeye başladı. Yani ilahi güçle bu sefer yüzmeye başladım. Kendi güçlerimi terk ettim ama ilahi güçle yüzmeye başladım. Ve inci hazinesi, hani diyor ya Rahman suresinde yahrucu lü'lü vel mercan, o iki denizden onlar inci ve mercan çıkarırlar. İşte o deryada beni diyor yüzdürmeye başladı. Bu deryada yüzdürmeye başladı. İş böyle devam ederken o balık bana şöyle bir dokundu. Uçsuz bucaksız bir yere attı. Uçsuz bucaksız yayla gibi bir yerdi. Neden uçsuz bucaksız? Çünkü sıfat mertebesi değil, zat mertebesi olduğundan, sıfat mertebesinde bazı belirgin haller olduğundan şurası veya burası, ucu, ortası, sonu diye bir şey söylemek mümkün. Ama zat mertebesinde böyle ayrımlar olmadığı için uçsuz bucaksız bir yayla diye yani tabir etmiş. Ondan sonra mercan mı? Yok. Mercan, inciyi mercanı çıkardı, ondan sonra yaylaya bıraktı diyor. Bir süre o yerde kaldım. Bu süre içinde ne görmem kaldı ne de işitmem. Artık bir şey göremiyor ve bir şey de duyamıyordum. Neden? Artık tamamen fena fillah, yani kendinden tamamen geçmiş. Kendi varlığı, kendine ait varlığı kalmamış. Bu dalgınlığın kalkma zamanı gelmişti. Gözümü açtım. Gözümü açınca da zaman ve mekan kaydından salındım. Yani kurtuldum. İş bu demde anladım ki bütün o işaretler bana okuş için sayılıp dökülen ibareler önümde. Yani bir kuşu anlattılardı ya, işte bunlar hep ibareymiş. Kuşun aslı yokmuş aslında. Zümrüt-i Anka derler ona. İsmi var, kendisi yok. İşte bu alemde böyle, bu alemin de kendine göre ismi var, bir isim var ama aslı yok, kendisi yok bu alemin. Biz de işte bir bakıma Zümrüt-i Anka bu dünya, Zümrüt-i Anka'nın üstüne binmişiz, uçmaktayız fezada, hem son süratle. İşte bu dünyanın da dünya diye bir ismi var ama aslında kendine ait bir varlığı yok. Dünya kendine ait bir varlık olmuş olsa ilah olur, kendi kendini var etmiş olur. Olması lazım gelir. Kendi kendini var edemediğinden demek ki hakkın varlığıyla var. Yani işte Zümrüt-i Anka dediği bu. İsmi var, kendisi yok. Zümrüt-i Anka dediği işte belki de benzetme o. Dünya üzerinde yeşil ormanlar vardı ya, hani zümrüt gibi yeşil derler. Öyle bir kuş, anka kuşu uçuyor. İşte dünya dönüyor hem de binlerce, milyonlarca, milyarlarca seneden beri. Anlatılan kanatlar hep bende. Tesbihlerle çekilen o isimler o kanatların üzerine işlenmiş. Yine gördüm ki elif göğsümde, cimde anlatıldığı gibi ha gerdanımda anlattığımız şeylerin hiçbiri dışarıda değil, hepsi bende hazır, tamam. Hazır, tamam. Yani kendisine anlatılan bu kuşun kendinde mevcut olan hakikatleri de izah ettiğini, bunu sonradan kendinde bulduğunu. Elif göğsümde diyor. Cim anlatıldığı gibi nerede yazmıştı onları, demin orada geçtik. Ba harfinin sureti başına işlenmişti. Elif göğsünde cim alnına yazılmıştı. B harfinin sureti başına işlenmişti. B neydi? B neydi? İle birliktelik. Yani hak burada mevcut demek, alnında, yani merkezde, idari merkezde. Bak, onun ifadesi o. Sonra elif göğsüne yazılmıştı. Elif göğsüne, yani varlığına yazılmıştı.
Tabi ile, tabi işte alnına yazılmış diyor ya. Niye alnı insanın en şerefli yeridir derler ya. Hakkın ilmi. Tabi hakkın ilmi orada olduğu için, merkez orada toplandığı için. B de ile demek. Bismillah derken ne? Allah ile birlikte demek. Elif göğsüne yazılmıştı. Ba başına yazılmıştı. Elif göğsüne yazılmıştı. Göğsünden aşağı inşirah, bak işte. Elif'in hakikatini idrak ettiği zaman göğsü yarılmış, göğsüne elif. Yani böyle yarıyorsun ya, göğsünü yarıyorsun. İşte o yarılma orada elif zaten. Ameliyatın neticesinde elif oluşuyor. Elif de 12 mertebe, bütün mertebeleri toplamış içinde. Cim de alnına yazılmıştı diyor bak. Cim, cemal ilahi, ilahi cemal senin varlığında mevcut. Alnına da cim yazılmıştı. Ha gerdan kısmına yazılmış duruyordu. Ha da boynuna halka olarak takılmış, gerdanına yazılmış. Ha ne demek? Hu, hüve, o demek. Şah damarından yakınım diyor ya, işte bak. Boğazında, gerdanında. Anlattığımız şeylerin hiçbiri dışarıda değil, hepsi bende hazır, tamam. Her ne ki var, bana gelmekte, yine benden çıkmakta. Yani bütün alemde ne varsa bana gelmekte. Ve ilallah turcu'ul umur, irci ila rabbik, bak. Hep bana gelmekte ne varsa, davetim de bana, efendim, azlim de benden diyor. Hep bana gelmekte, yine benden çıkmakta. İşte olanlar, yukarıda okuduğunuz, gördüğünüz, yukarıda okudunuz, gördünüz, ben de gördüm, hem de nasıl gördüm, o Hazret'in kastı benmişim. Yani ondan bir şeyde bulunuyor ya, dilekte bana biraz daha bir şeyler söyle, 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 onun anlattığı benmişim meğerse diyor, beni anlatıyormuş diyor. Ama dolaylı yoldan diyor, başka bir şey anlatıyormuş gibi beni anlatıyormuş diyor. Ve noktanın manası zahir oldu, zor mana çözüldü. Noktanın manası zahire çıktı. Bütün alem bir noktadan ibaret zaten. Dünya da kocaman bir nokta, güneş de kocaman bir nokta, atom da kocaman bir nokta. Yani küçük ama aslında kocaman bir nokta. Bütün alemler o atomun içerisinde. İşte yukarıda dediği bağ başımda yazılıydı. O bağın altındaki noktada da bütün her şey mevcut. Noktayı Süveyda derlerdi ona eskiler. Yani karanlık nokta, siyah nokta. Hani geçen hafta benden bahsediyordu ya. Sevgilinin evet. Yanağında bir ben vardır. İşte o nokta, o ben. O sen de ayrıca. Ben derken ben değil evet. Yani. Et beni. Et beni. Şairler ve işte arifler o beni şey olarak, izafi olarak, ben sende miyim, senin benin mi bende gibilerde, ben sende var gibilerde o benden bahsetmişler. Ve noktanın manası zahir oldu, zor mana çözüldü. Alametleri işte, ben ölmüş bir kimse diriltildi. Alametleri işte, ben ölmüş bir kimse diriltildi. Bak ne kadar güzel ifade. Hani halakal mevte vel hayate, biz buraya geldik, ölmüş olarak geldik. Buraya gelişimiz dirilme değil, ölmedir aslında. Fizik olarak dirilme ama batından ölmedir. Kişinin dünyaya gelmesi ölümüdür aslında. Biz çocuk doğdu diye seviniyoruz ya, hayır, o çocuk doğmadı. Fizik olarak doğdu, yaşıyor, geziyor ama manen kendi kaynağından ayrıldığı için, yani ruh deryasından, nur deryasından ayrıldığı için ölmüş hükmünde. Batınen manen ölmüş hükmünde. İşte bak burada alametleri işte, ben ölmüş bir kimseydim, böylece diriltti beni, dirildim, diriltildi diyor. İşte bu ayet. Eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehû nûran
Yemşi bihi finnasi. Bak, siz ölüler değil miydiniz? Eve men kâne meyten. Siz ölüler değil miydiniz? Fe ahyeynâhu. Onlar ölü diril miydi yahut? Biz onlara hayat verdik. Ve onlara bizden bir nur ilave ettik. Ve o nurla insanlar içerisinde dolaşırlar. Dediği işte, siz ölmüş idiniz, ölmüş bir kimseydiniz, böylece diriltildiniz. Yani hayatı ebediye ile diriltiniz. Zaten diriydiniz de bunu anladınız manasına, idrak ettiniz. Evet. Bu defa o zata başka şeylerden sordum. Önce, efendim emri mahtum, ke'si mahtum nedir? Cümlesini sordum. Bunları bana açık bir ifadeyle hemen anlatmadı, yabancı bir dille konuştu. Yani biraz sırladı diyor. Sonra onu çevirdi, daha garip ifade kullandı, onu da tercüme etti. Sonra korkutucu bir ifade tarzı da aldı, bir daha kapalı bir ifade kullandı, onu çevirdi. Ancak bunlardan sonra mevzuya girdi ve şöyle devam etti. Makul yoldan bir yüce modeldir. Yani bu sorduğun şey makulat yolundan, akıl yolundan, yani düşünce yolundan bir modeldir. En müzecin karşılığı ve bu bir binektir. Mahmel karşılığı, yani binilen, hammel, binilen karşılığı, bunun bir binek oluşu kendisine göre değildir, bindirilene göredir. Mahmul karşılığı. Biraz karıştı işte. Anlatılan yüce model, yüce modelde bir nakış varsa bu da kendisi için değildir. Bu nakışlar menkul halde olan ve oradan oraya taşınan esfel derecede olanlar içindir. Esfel derecede olanlar ise şu şu şeklinde bir işaret yapabilen şeydir. Zaten konuşmalar da bunun üzerinedir. Zira o yüce, yüce için söz olmaz, ona yetişemeyiz. Şimdi durum yukarıda anlatıldığı gibi olduğuna göre düşün, nakışlar kendisine işaret edilene işlendikte ve yüce modeldekiler de şu himara verilse, işte o zaman esfel ile âlâ arasında bir fark kalmaz. Aynı olurlar ve o yücede ne varsa hemen hemen esvelde de olur.